Arkamda görmüş olduğunuz Afrikalı futbolcular Feriköy'de saati 150 TL olan halı sahada her gün 2 saat çalışma yapıyorlar. Tek amaçları beğenilmek ve birçoğu da menajerler tarafından kulüplere getirileceği söylenip kandırılan isimler. Burada bir umutla kendilerine talip olacak kulüpleri bekliyorlar. Soğuk bir İstanbul sabahı. Feriköy Stadı her zamanki misafirlerini ağırlıyor. Saat 9'a kadar Feriköy sakinleri sabah koşularını yapıyor ve bu saatten sonra stat bambaşka bir amaçla gelen gruba kapılarını açıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma sabahları Feriköy Stadı bir takım bulup futbol oynayabilme umuduyla antrenman yapan Afrikalı unutulmuş futbolcularla dolup taşıyor. Kışın daha az olsa da yazın bu sayı 40-50 futbolcuya çıkıyor. 300 liralık stat kirasını futbolcular birleşerek ceplerinden ödüyor. Daha önce Afrika'da ve çeşitli kıtalarda oynamış bu futbolcular Türkiye'ye bir takımda yer alabilme amacıyla gelmiş ve ortada kalmış. Nijerya, Senegal, Gana, Liberya, Fil Dişi Sahili ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen bu insanlar İstanbul'un farklı noktalarında yaşıyor. İş bulabilenler şanslı, çalışmayanların durumu ise zor. Bu futbolcuların en önemli geçim kaynakları Türkiye'de profesyonel liglerde oynayan Afrikalı futbolcuların yaptıkları yardımlar. Teknik direktör Julius Kugor, futbolcular Toby, Emmanuel ve Gift'le Feriköy Stadı'nda buluştuk. Onların ağzından ne umutlarla ülkelerinden geldiklerini, nasıl kandırıldıklarını ve hayatlarını nasıl sürdürdüklerini dinledik. Julius Kugo, Ghana Dayanışma Derneği Başkanı İstanbul'da. Ayrıca Fenerbahçe'den tanımış olduğumuz Stefan Apya'nın da kuzeni. Burada futbolcularla her gün çalışıyorsunuz. Evet. Bu sahayı kiralıyorsunuz. Evet. Peki sorunlar neler sizin? Sorunlar bizim Afrikalı çok oyuncu var. Türkiye'ye geldi. Çünkü bizimle Türkiye'yi çok seviyorum. Beni 21 ülkeye gitti ama Türkiye'ye başka ülke. Çok iyi insanlar. Peki bizimle çok şeyler yarıncına bizine verdi. Feriköy Spor'a çok teşekkürler. Her şeyler bizi istiyorsa ona verdi. Afrikalı şeyler oyuncular var. Buraya geldi. Ben antrenman şeyler yapıyor. İyi oyuncular seçimler amatör kulüplere verdi. Çünkü buraya geldi ekmek içine geldi. Onun için. Bir tane menajerler şeyler gidiyor. Bir tane takımla götüreceğim. O komisyon alıyor. Oyuncular hiç para vermiyor. Çünkü bugün gelmiyor. Tekrar geldi. Evet. Çok var bu arada. Yazık değil mi yani bu kadar hani sen de dedin ekmek parası için buradalar. Evet, başka evet. İş yapıyorlar. Evet. Bir umutları futbol. Hı-hı. Ama işte böyle oluyor değil mi? Evet böyle. Ama çok günah. Değil mi? Evet çok günah. Kenneth Omero. Omero. Evet Kasımpaşa oynuyor. Onda yarıcı onu topla onu verdi. Camino. Evet Camino. Fenerbahçe kaleci yeni transfer. Evet. Aynı topla bizim getireceğiz. Parayla bizimle verdi. Saha içiyle. Her gün 300 TL değil mi? Evet. Şimdi para bitti sonra. Hepsi bitti ama. Hepsi 10 lira alıyor. Sonra topla yapıyor. 3 lira. Şila verdi. Dikili Belediye Spor forması giyen Tobi ile birlikteyiz. Tobi'nin Türkçesi gayet iyi. Tobi nasıl gidiyor? İyi gidiyor çok şükür. Burada antrenmanlara devam ediyorsun. Evet. Kendi formunu devam ettiriyorsun. Evet çünkü bir ara verdik. Bir haftalık bir izin var. Ben de ya burada antrenman yapmak istiyorum arkadaşlarımla. Peki nedir sorunlar? Mesela burada sen kulüp bulmuşsun, Çatalca'da oynadın, işte şimdi Dikili'de oynuyorsun. Burada çok kulübü olmayan futbolcu var. Evet. Nedir sorunlar? Sorunlar bazıları Türkiye'ye geldikten sonra oturma izni sıkıntısını yaşıyorlar. Çoğu menajer Afrika'dan getirirken size profesyonel ligi bir takımı götürüyoruz diyorlar. Buraya getirdikten sonra bir amatör takımı götürüyorlar. Sen oldun mu? Oldu. Ben de aynı şekilde geldim Türkiye'ye. Nasıl? Ne dediler sana? Bana yani birinci ligi bir takım dediler. Mulaspor'a getirdiler. Ben de o zaman Türkiye ligi takip etmiyordum. Fenerbahçe biliyorum. Beşiktaş, Galatasaray. Öyle geldim. Yani profesyonel ligi gidiyorum diye geldim buraya. Geldim gördüm takım amatör takım. Öyle ya. Bir de burada gördüğünüz kişiler çoğu %80'i bu şekilde getiriyorlar Türkiye'ye. Evet kandırılıyor. %90'ı kandırılıyor. Peki sahip çıkan vatandaşlarınız oluyor mu? Afrikalı futbolcu. Burada profesyonel liginde oynayanlar sahip çıkıyorlar. Yani Rahim Lal olsun, Omero olsun. Yani Sani Gideon olsun. Yani çoğu sahip çıkıyorlar. Burada profesyonel liginde oynayanlar.
Okey, çok teşekkürler. Kimi izliyor musun Aspor'u? Çok takip ediyorum. Ben çok sıkı takipçiyim yani Aspor'a. Kimi tanıyorsun bizden? Emre Bol'u tanıyorum. Ne diyor? Emre Bol'a ne söylemek istersin? Emre Bol'a devam etsin. Fenerbahçe'yi desteklemeye devam etsin. Çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Tom. Ben de teşekkür ederim. Turkish gördüm. Futbolcuyum. Ama şimdi takım yok. Oturma izni biraz sıkıntı var. Şimdi her idma yapıyorum. Evdeyim. Yani böyle. Seni getirdiler mi Afrika'dan buraya? Evet. Ne dediler sana? Bir tane adam Afrika geldi. Yani futbol ajans konuştum. Yani Turkish club istiyorum. Ben söyle evet. Sonra adam getirdi burada. Hotel bir gün, üç gün bıraktım hotel. Sonra adam kaybetti. Yani şimdi 4 tane, 5 tane buradayım. Hiç adam görmüyorsun yani. Ne iş yapıyorsun peki? Şimdi restoran çalışıyorum. Hem restoran hem idman, böyle çalışıyor yani. Ama çok biraz zor yani. Nasıl geldin Türkiye'ye? Nasıl geldin Türkiye'ye? Çünkü futbol oyunu istiyorum. Yani benim okey. Ben şurada oyuna. Ondan sonra profesyonel istiyoruz. Ama benim manager çok zor. Ama birinci geldi bu da Sultanahmet Arena Hotel Ore Bize Bekle. Ondan sonra gidiyoruz Beşiktaş ikinci tim. Trial. I went there for trial. Okay. But ondan sonra yani manager çok para lazım. Ona biz antrenman bitti. Yöneticiyi söyle tamam. Şu biraz güzel ama biz ona sonra So ama ona sonra bir daha yok manager. Bir daha yok. Para adım. Manager nerede? Manager gelmedi. Böyle yapıyor. Feriköy sahasında 50 Afrikalı futbolcu burada yaşam mücadelesi veriyor. Bunun nedeni ise ülkelerinden Süper Lig'de forma giyeceklerini söyleyip kandırılarak ülkemize getirilmeleri. Getirildiler, birçoğu amatör kulüplere götürüldü. Menajerler parasını aldıktan sonra bu futbolcuların telefonlarını dahi açmadı. Şimdi Feriköy'de bu halı sahada burada suları dahi olmadan antrenmanlarını yapıyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Tek hedefleri beğenilerek buradan bir takıma gidip ülkelerindeki ailelerine para göndermek.